Nasıl geçti sahne? Ben İzmir'de büyümüş biri olarak buraya geldiğimde evde gibi hissediyorum. Birçok yer evim zaten de. Ama buraya geldiğimde daha çok evde hissediyorum. Seyircide de o enerjiyi aldım. Çok güzeldi. Şarkılarıma eşlik ettiler. Teşekkür ederim. Yani. Harika. Çok fazla evet İzmirli müzisyen de var bugün burada. Onlarla da konuşurken sevgili Deniz Tuzcuoğlu 4x4'ten. Onların da memleketi ve doğum günüydü Deniz'in. Evet. Yine onlar da çok heyecanlıyız. Kendi Fatma Turgut yine o da İzmirli. Mesela geçen sene o da çok heyecanlıydı. Böyle kendi evinde sahnede olmak daha mı bir ekstra heyecanlı oluyor? Beni daha rahat kılıyor bilmiyorum. Bu da güzel bir duygu aslında. Güzel, şahane. Şimdi heyecan da biraz şuradan. Şimdi aileler de geliyor tabii izlemeye. Bugün dedem buradaydı. Değil mi? Sena Şener'in dedesi buradaydı ve biz biraz sohbet etme şansı da bulduk sen sahnedeyken. Tabii ki onun için çok büyük bir gurur torununu sahnede izlemek. Biraz sohbet ettik, dedik ki her izlediğimde daha da kendini geliştirmiş buluyorum ve çok mutlu oluyorum dedi. Ondan bunu duymak çok kıymetli çünkü o çok iyi bir caz vokaldi. Gençliğinde diyelim. O yüzden o çok hakimdir. Ondan duymak beni gururlandırdı, mutlu etti. O zaman müziğin üzerinde bir etkisi olduğunu da söyleyebilir miyiz? Hani küçük yaşlarından beri aslında hani müzik yolculuğunda yanındaydı anladığım kadarıyla. Ailemde çok fazla müzisyen var. Benim direkt olarak müzik yapmamda müziğimin üzerinde bir etkileri olmasa da beni hep müziğe karşı sıcak yetiştirdikleri için hissediyorum tabii ki o yanımda olmalarını. Birçok röportajda hep konuşuyoruz. Yeni şarkılar sahne ama müzik yolculuğunu çok da fazla konuşmadık aslında bugüne kadar. Yani bu şarkı söyleme, vokal tekniği kendi geliştirdiğin bir şey mi? Yoksa böyle özel olarak bir vokal koçundan yardım alıyor musun ya da aldın mı geçmişte? Hiç almadım. Yani şu zamana kadar bir gün bir şan dersi almıştım. Orada öğrendiğim tek bir gün içerisindeki nefes teknikleriyle daha sağlıklı, zarar vermeden şarkı söylüyorum. Ama onun dışında hep kendi kendime çalıştım. Hiç eğitim almadım. Harika. Peki hani bu anlamda ne söylersin? Yani hani hep müzikte de vardır işte ya da sinemada, bütün sektörde vardır aslında. İşte alaylı olmak, okulundan gelmek. Yıllardır hep tartışılır bu bizde. Yani bu bir tek bir doğru yok galiba değil mi bununla ilgili? Hani sen ne düşünüyorsun? Ya çok bence farklı yaklaşımlar. Çünkü ben kendimi müzisyen olarak nitelendirmiyorum. Çünkü müziğe o kadar hakim değilim. Teorisini bilmiyorum. Sadece müziği hissediyorum ve müzik aracılığıyla hissettiklerimi aktarıyorum. Ama bana soracak olursanız üretmek için en azından yani kendinize müzisyen diyemeyebilirsiniz ama en azından üretmek için çok da gerekli olmadığını kendim için en azından söyleyebilirim. Ama tabii ki müzisyen olmak, bir enstrümana hakim olmak, işte gerçekten bir şarkıcı olmak için eğitim gerekiyor. Evet, belki de söylediğin şey çok doğru. Yani bir enstrümanı ya da bir şarkıyı muhteşem bir şekilde söylemek olabilir ama hani o duyguyu veremedikten sonra hiçbir faydası yok gibi sanki. Biz müzik dinleyicileri böyle düşünüyoruz aslında. Sizin düşündüğünüz önemli. Harikasın Sena. Peki son olarak şimdi bu bizim Ramazan'dan önce kalsa son festivalimiz. Evet, küçük bir ara vereceğiz ve sonra tam gaz devam edeceğiz festival yolculuğuna. O yüzden seninle de böyle son kez buluşmuşken tekrardan sormak isterim sana. Önümüzdeki yakın vadede planlar, programlar neler ya da Ramazan ayını sen nasıl geçireceksin? Yine konserler devam edecek mi? Konser yok herhalde o süreçte. Biz de birazcık dinleneceğiz. Benim de son finallerim. Onlarla ilgileneceğim. Hani üretmeye her zaman devam ediyorum. Stüdyoya girerim o aralıkta. Yeni bir şeyler belki kaydederim. Plan yok. Harika. O zaman Ramazan'dan sonra tekrar yeni festivallerde buluşmak üzere diyelim. Okulunda da başarılar, bol şanslar Sena. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sena Şener'i Milyon Fest İzmir'de ağırladık ve Milyon TV ekranlarında canlı yayınla bizimleydi. Az sonra Flört burada olacak. Yeniden bir araya gelen Flört'ün heyecanı içindeyiz biz de. Milyon TV ekranlarından ayrılmayın. Görüşmek üzere.